Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yeşfi o yevmel kıyameti felâthun. Yarın ahirette üç kişiye Allah Celle Celaluhu şefaat yetkisi verecek. Mevla verecek. Mevla isterse verecek. El enbiya'u peygamberler. Thümmel ulema. Ulema alimler. Allah dostları. Hayatını efendime bu manaya adamış. Efendime söyleyeyim güzel insanlar. Sonra thümme şüheda, sonra şehitler. Peygamberlerin şefaat hakkı var. Alimlerin şefaat hakkı var. Ve şehitlerin de şefaat hakkı var. Şehitlik imrenilecek bir makamdır. Güzel bir makamdır. Allah Celle Celaluhu onlara kendi yolunda canlarını feda ettiği için ebedi bir dirilik vermiş, cennet vermiş. Ama alimse, alim de az değil. Alim de Allah Celle Celaluhu'nun kullarına Allah'ın haklarından bahsetmiş ve ebedi saadete giden yolu insanlara göstermiş. Hatta şehidi de hazırlayan kimdir? Alimdir. Şehidi yetiştiren, onu dolduran, o şuuru da ona veren yine alimdir. Alimler aynı bir elektrik gibidir. Şimdi bakınız, burada en güzel avize olsa, en kıymetli avize olsa, hatta bazen böyle camilerde büyük avizeler oluyor. Peki elektrik yoksa avizenin bir kıymeti var mı? Yok. Elektrik bir yanıyor, o avize göz kamaştırıyor. Eğer avizeye elektrik varsa değerli, kıymetli. Ama yoksa o da kıymetsiz. Alimler aynı insanlara bu elektriği, avizeye bu elektriği veren insanlar gibidir. Cihada giden şehidi de yetiştiren odur. Talebeyi de yetiştiren odur. Alimi de yetiştiren odur. Toplumu da ifsattan kurtaran yine odur. Şehidin durumunda ölmek var, öldürülmek vardır. Ama alimin, alimde öldürmek yoktur. O kalpleri diriltir. O gönülleri diriltir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yarın ahirette şefaat türlerinin farklı olacağını beyanla şöyle buyuruyor. Demek ki böyle herkesin, yani kimisi daha kalabalık ortamları, kimisi daha az ortamları şefaat edebilecek. İnne min ümmeti men, ümmetimden diyor öyle kişiler vardır ki yeşfu fil fiami minen nas. Birçok kabilelere şefaat eder. Yani artık yüzler, binler, neyse yani. Tabi bunlar biraz neyle alakalı? Manevi durumla alakalı. Mevla ile arasının iyi olmasıyla alakalı. Bu hadis-i şerifte Tirmizi'ye geçiyor. Bazıları kabilelere, şehirlere şefaat edecek. Ve minhum men, ümmetimden bazı kişiler yeşfu fil kabileti, bir kabileye. Ne diyelim bir kabile şimdi? Bir ilçe diyelim. Az öncekisi şehirler. Ve minhum men, ümmetimden bazıları yeşfu fil usbeti, bir bölüye. Böyle kaç kişi bilen var mı böyle? 500. İşte 500 kişi, 1000 kişi, neyse. Ve minhum men yeşfu fil vahidi. Bazıları bir kişiye. Ama bir kişi kurtaracak. Hatta yedhulü cennete, alır onu cennete götürür. Ülkelere şefaat eden var. İllere şefaat eden var. Bir bölüye şefaat eden var. Bir kişiye şefaat eden var. Elhamdülillah. Mevla onlardan olmayı nasip eylesin. Hatta Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyor ki müminlerden dostlarınız çok olsun. Yarın ahirette kime şefaat imkanı vereceği belli olmaz. Sen adamı fakir görürsün, gariban görürsün, biraz da kafadan kırık görürsün, biraz efendime söyleyeyim şey görürsün, yarım akıllı görürsün. Ama bakarsın Allah Celle ona bir şefaat imkanı verir. Adamın malı yoktur, mülkü yoktur, ihlas sahibidir. Kıldığı namaz bizimkinden farklıdır, tuttuğu oruç bizimkinden farklıdır. Arkadaşlar öyle yani kubbeler altında ne dostları vardır Allah Celle Celaluhu'nun nazı geçen ne dostları vardır bilemeyiz ki. Onun için Hasan'ı bahsediyor ki müminlerden dostlarınız çok olsun. Ola ki yarın ahirette birisi sizi şefaate nail eder. Hatta Tirmizi'de şöyle bir hadis-i şerif geçiyor. Şahsın birisi hakkında hüküm verilmiş. Cehenneme gidecek, yanacak, sonra cennete gidecek. Derken yolda birisiyle karşılaşıyor. Cehenneme giderken birisiyle karşılaşıyor. Diyor ki beni tanıdın mı? O cehennemlik olan diğerine diyor ki beni tanıdın mı? Diyor seni tanımadım. Ben diyor falan zamanda sana su vermişim diyor.
Anladığım kadarıyla diyorsun sen cennete doğru gidiyorsun. Ben de cehenneme doğru gidiyorum. Benim hakkımda Mevla kabul ederse şefaatte bulunsan. Ve hadis-i şerifin beyanı ile o kişi şefaat ediyor, o da cennete giriyor. Bakın o da bir kişinin şefaati delil olmuş oluyor. Peki başka şefaat edenler nedir? İkra'ul Kur'an. Peygamber Efendimiz buyuruyor, Kur'an-ı Kerim okuyun. Fe innehu ye'ti yevmel kıyameti şefi'an. Kur'an-ı Kerim yarın ahirette gelecek, şefaatçi olacak. Ya Rabbi beni okudu, Ya Rabbi benimle amel etti, Ya Rabbi beni korudu, beni koruyanları korudu, Kur'an'ı hizmetlere destekte bulundu, Kur'an müesseselerinin efendime söyleyeyim ayakta durmasına yardımcı oldu, hatim etti, Kur'an'ı öğrenmeye çalıştı, zorlandı Ya Rabbi. Hatta hafız şefaat ediyor. Hafız. Hadis-i şerif şöyle geçiyor. Kim Kur'an-ı Kerim'i ezberler, helalini helal, haramını haram bilirse Allah o kimseyi cennete koyar. Yani hafız cennettir desek yalan yok. Resul-i Ekrem buydu. Ama asıl ilerisi. Asıl ilerisi. Siz hadis-i şeriflerde müteahhitler şefaat eder. Mühendisler şefaat eder. Öğretmenler şefaat eder gördünüz mü? Bakkal, manav, yemci, uncu. Ama Allah'ın güzel kuludur. Eder. Meslek olarak söylüyorum. Şimdi bakın, hafıza dikkat edin. Ayrıca kendileri hakkında cehenneme hüküm verilmiş 10 kişiyi de alır. Bir hafız. Bir hafız çocuk cehenneme ismi yazılmış olan yakınlarından 10 kişiyi cennet alır. Biz iki hafta önce mi, bir hafta önce mi ne? 8 tane hafızımız çıktı elhamdülillah. Bunlar hep sizin de gayretleriniz. 8 hafız. Tabii oraya kadınlar geldiler, doldu taşlar, çok tebrik edildi, talifler. Allah razı olsun. Ama inanın 10 katı olsa yine hak yerine gelmiş olmaz. Şimdi faraza. 8 hafız, büyük iş. Faraza. Bir hükümet kuruldu. Ve kabine açıklandı. Kabinede 3 tane Biga'dan bakan var. Biga kendinden geçer ya. Çıldırır Biga. Efendime söyleyeyim, askeri atamalar yapıldı yüksek askeri şura. 3 tane Bigalı general. Ne olur? Herkes. Yıldızlar geçti olur. Evet. Evet, aynen. Hani olmaz ya. Hani olmaz ya. Biga Spor birinciliğe çıktı. Ya şurada bir dandik takım yiyor ne adamlar. Hani olmaz ya. İnanın Biga Spor'un birinci lige çıkmasından daha zordur bir kızın hafızlık yapması. O daha kolaydır. Bir kızın hafız olması. Hem cinsleri dışarıda gezerken, oynarken, internetten yazarken, internet elinden düşmezken, internete bakarken, duvara çarparken, direğe çarparken nasıl frikik verecek elbiseyle, makyajla, bilmem neyle uğraşırken nefsini medrese içerisine koymuş, pazarsa girip cuma günü çıkan o çocuk var ya, o ne büyük bir şey. Ya 3 gün, 4 gün nezle olun evde duramıyorsun ya. İşte bunları pandemide yaşadık değil mi? Pandemide yaşadık bunları ya. Artık millet balkonla eve bakıyor. Neden? Bir daha pandemi olursa balkona çıkalım diye. 8 hafız elhamdülillah. Allah onların hocalarından da razı olsun. Hep sizler vesilesiyle bu işler ilerliyor, hizmetimiz ilerliyor. Mevla sizlerden de razı olsun. Mevla devam etti nasip eylesin inşallah. Bak cehenneme ismi yazılan 10 kişiyi bir hafız kurtarıyor. Ama günümüzde sizlerin şuurunu asla tartışmam. Size tenzih ederim. Hafızın şeyi yok, değeri yok. Ben bu çocuğu hafızla çocuğunu ikna ettim. Yavrum bak ben sana bakacağım. Ben sana bakacağım. Sen hafız ol. Verdin hafızla. Bazen babalar engel oluyor. Bazen anneler engel oluyor. Bazen anne baba tamam diyor. Sülale ayağa kalkıyor. Ne oldu ya? Kestiler mi bunu ya? Çocuğu kestiler mi ya? Ya bir hafız sülaleyi kurtarıyor.
Ve Kur'an onunla devam ediyor. Günümüze kadar çoğu kez hem Moğollar zamanında hem çeşitli istilalar zamanında Kur'an-ı Kerim'le yakıldı. Kur'an-ı Kerim'le yok edildi. Bütün kütüphaneler yok edildi. Peki nasıl geldi Kur'an-ı Kerim günümüze? Hafızlarla geldi ya. Senin çocuğun Kur'an-ı Kerim'i ezberleyecek. Ya sen onu yani tamam ömür boyu sende o. Ömür boyu sende. Yani sakat kabul et demiyorum da sakat kabul et ya. Ben bakacağım sana. Yavrum sen hafızlığını şey yap, koru, ben bakacağım sana. Neden? Ahirette hiçbir şeye geçmeyecek, o geçecek. Havaya bak. Havaya bak. O gelsin. Baba gel. Baba gel. Amca gel. Havaya bak ya.